toplantımız başlamıştır. Hepiniz hoş geldiniz. Gündemi arz ediyorum. Açılış ve yoklama, saygı duruşu ve istiklal marşı, kadın kolları başkanı konuşması, ilçe başkanı konuşması, Akdeniz Belediye Başkanı konuşması, dilek ve temenniler, kapanış. Şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı. Ayağına alın. İlçe danışma toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Haftalık yönetim kurulu toplantılarımızı düzenli olarak yapıyoruz. Hasta ve yaşlı ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bize ilk yaşlı olarak başvuran vatandaşlarımızın taleplerini belediye başkanımızın da desteğiyle imkanlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz. İlçemizde misafir olarak bulunan Suriyeli kardeşlerimize ihtiyacı olan gerekli eşyaları, gerek kendi imkanlarımızla, gerekse hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle temin etmeye çalışıyoruz. İlk kadın kolları olarak başkanımızın bize emanet ettiği bir bayan vatandaşımızın evini, ihtiyaçlarını, eşyalarını hayırsever vatandaşlarımızla birlikte temin ettik. Bundan sonraki ihtiyaçlarını karşılaması için de değerli belediye başkanımızın ve fabrikaların birinde iş imkanı sağladık. İlçemizde yeni atanan kaymakamımızı hayırlı olsun ziyareti, ilçe emniyet müdürümüzle de taziye ziyaretlerinde bulunduk. Bunlara ilaveten her gün iki arkadaşımız nöbete esnasına dayalı olarak teşkilat çalışmalarına devam ediyoruz. Beşiktaş'ta görevi sadece maça giden vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak olan polislerimizi, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerimizi, milletimize emanet edilen yabancı diplomatlı kameralar önünde katledecek kadar adi geçen bütün terör örgütlerini adetliyoruz. Bu vesileyle hem Beşiktaş'ta, hem Kayseri'de, hem Güneydoğumuz'da, hem Fırat Kalkanı Harekatı'nda yitirdiğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Bütün bu yaşananları yeni ve olarak görüyor, yeni Türkiye yolunda başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve hükümetimize kolaylıklar diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Toplantımızın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İlçe Başkanımız Sayın Feyzi Bora'yı konuşmadan yapmak üzere müşteri aldım. Sayın Belediye Başkanım, Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, Meclis Üyelerimiz, değerli değişik kademelerde yapan AK Parti sevdalıları, kıymetli misafirler, ilçe danışma toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Akyazı İlçe Teşkilatı olarak
teşkilat çalışmalarımızı eskisinden biraz daha hızlı yürütmek zorundayız ve yürütmeye çalışıyoruz. Önümüzde bir referandum görünüyor. İnşallah Cumhurbaşkanlığı tasarısı Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyor, meclise sunulacak. Daha sonra da Nisan ayı gibi referandum yapılacak. Tabii biz bu referanduma kadar neler yapacağız? Biz Akyazı AK Parti İlçe Teşkilatı 2002'den beri bu teşkilat çalışmaları en iyi şekilde yapan bir teşkilattır. Tabii bizim teşkilatımız 2013 yılının Aralık ayında biz göreve başladık. Bu arkadaşlarla büyük bir kısmıyla devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde biz 4 tane seçim geçirdik. Bir referandum geçirdik. Cumhurbaşkanlığı seçimi geçirdik. Yani tecrübeli bir kadroya sahibiz. Ama tecrübeli bir kadroya sahip olmak yeterli mi? Çalışmadıktan sonra olmaz. Tecrübe de olsa çalışmak gerekiyor. Evet arkadaşlar, biz teşkilatlar olarak ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanlarımız, sandık kurulu başkanlarımız, köy mahalle başkanlarımız tekrar hep beraber çalışmaya bir start vermek zorundayız. Evet, şu anda mesela burada mahalle başkanlarımızın 70 mahalle başkanımız var, 70 mahalle başkanımız yok. Tabii işleri vardır, şu vardır, bu vardır ama bizim bir sloganımız var, ben geçen de bir yerde söyledim. Her şeye rağmen mazeret yok. Mazeret üretme durumunda değiliz. Sürecin önemi, AK Parti iktidarı döneminde her seçim bir önceki seçimden çok daha önemli olmuştur. Yani bizim söylemimiz şudur her seçimde, bu seçim çok önemli. Evet, 2002-3 Kasım'dan bu yana her seçim bir önceki seçimden önemli olmuştur. Bu referandum da, bu anayasa değişikliği de dünyada gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler doğrultusunda baktığımızda hakikaten 1 Kasım seçimlerinden daha önemli bir seçim diyelim. Seçim değil belki ama referandum, nihayetinde sandığa gideceğiz. Dünyada olan bitenleri, bölgemizde olan bitenleri görüyoruz. Türkiye'de son bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde 3 temel faaliyeti cereyan etti. Yani ne kadar önemli bir bölgede olduğumuzu, bizim üzerimizde ne kadar oyunlar oynandığını görme açısından. Vodafone Arena'da 45-46 şehidimiz var. Kayseri'de 15-14-16 şehidimiz var. Diyelim Rus Büyükelçiliği'deki Rus Büyükelçiliği'nin öldürülmesi olayı var. Bunların tamamı bir hafta içerisinde olan olaylar. Türkiye'de olduğundan hepsi. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Yaralarımıza inşallah ani şifalar eylesin. Yakınlarına sabırlar niyaz eylesin. İnşallah bu günleri aşacağız. Biz teşkilatlar olarak bu olayların neticesinde provokasyonla da kesin gelmememiz lazım. Bu olaylar bizi birbirimize düşürmenin çabalarıdır. Bu çabalara karşı durmamız gerekiyor. Bu çabalara karşı durmamız da birlik beraberlik içerisinde olmamızdan geçer. Efendim bizim Suriye'de ne işimiz var? Efendim biz niye işte Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıyoruz? Veya referanduma ne gerek var? Şimdi bunların zamanı mı? Bunlarla uğraştığımız için bizle uğraşıyorlar zaten. Bunların tam da zamanı demek ki. Onun için biz bu provokasyonlara gelmeyerek yani hükümetimizin, çalışanlarımızın, emniyet mensuplarımızın, işte jandarmamızın, polisin, silahlı kuvvetlerimizin destekçileri olmak zorundayız. Yani Avrat içine gidiyor. Yani şeref İçeride şey yapıyor.
Başkan, sana hasta soruyu da biraz havalı. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Şu anda iyi. Evet, bu provokasyonlara gelmemeliyiz. Şimdi, geçen pazar günü Akyazı'da bir statta futbol oynanıyor. Ya Allah aşkına, yani biz futbol oynanıyor, futbol seyretmeye gidiyoruz ama adam dövüyoruz, kavga ediyoruz. Ve kısıtlı imkanlarla çalışan emniyet güçlerimiz de bizi orada ayırmaya geliyorlar. Biz bu ortamları engellememiz lazım. Yani 30 tane polisimiz var emniyet müdürlüğünde, gece gündüz çalışıyorlar arkadaşlar. Her türlü asayiş, her türlü işte terör, her türlü hırsızlık olayları yetmiyormuş gibi bir de biz futbol oynayacağız. Zevk-i sefa için gittiğimiz, spor olsun diye gittiğimiz yerlerde bu polisini çıkartacağız. Bunların önüne geçmemiz lazım. Biz bu kolluk kuvvetlerimize sorun değil, çözüm üretmemiz lazım. Onlara kolaylıklar ortamı hazırlamamız gerekiyor. Yani bu konularda biraz daha dikkatli olur isek, tabi bu yeri değil belki, bizim sporla pek bir şeyimiz yok ama nihayetinde Akyazı'nın sorunu, Türkiye'nin sorunu ve o Rodopan Arena'da oynanan maçta şehit olan, maçtan sonra şehit olan polislerimiz oranın güvenliğini sağlamak için oradaydılar. Yani kimse kahve etmesin, sorun çıkmasın diye oradaydılar da. Tabi Allah'ın takdiri o iş ama sebep. Yani biz futbol maçlarımızda veya organizasyonlarımızda bu arkadaşlarımıza yardımcı olalım. Hükümetimize yardımcı olalım. Yardımcı olalım. Sizi bilgilendireyim biraz. Sakarya milletvekillerimizin çalışmaları neticesinde Sakarya'ya ikinci bir üniversite kurulma aşamasındayız. Tabii bu üniversite kurulma aşaması diyoruz. Yani meclisten geçecek, Cumhurbaşkanlığı onaylayacak. Ondan sonra üniversite resmen kurulmuş olacak. Onun yanında da fakülteler kurulacak. Bu üniversitenin özelliği uygulamalı bir üniversite. Türkiye'de de pek eşi benzeri yok. Değişik bir formatta bir üniversite. Çok kampüslü bir üniversite olacak. Tabi bunlar tasarı, bunlar çalışma. Yani ilçelerde de fakülteler kurulacak, kampüsler kurulacak. Tabi bu çalışmaların ışığı altında basında çıkan haberler, yok efendim milletvekillerimiz Akyazı'da fakültenin olmadığını veya olduğunu söylemiyorlar. Akyazı'yı sizi kandırıyorlar, Akyazı'ya fakülte yapılmayacak şeklinde beyanatlar vardı. Biz bunları dilimizin döndüğünce söylemeye çalıştık, söyledik ama maalesef bizim söylediklerimizi dikkate almıyorlar. İşte Sakarya'da değişik basın organlarında çıkan haberlere itibar ederek bizi Akyazı'da zor duruma düşürmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, Akyazı AK Parti'nin kalesi, %78 oy almış bir ilçe. Sakarya'da ikinci bir üniversite kurulacak ise eğer, kurulursa eğer, Akyazı'nın fakülte almaması gibi bir şey mümkün değil. Biz görüşmelerimizi yaptığımız bütün ilgili kişilerden aldığımız sonuçlar bu yönde. Ha şu olur, ya bir o fakülte gelmeseydi, öbür fakülte gelseydi, işte bu geleceğine hiç gelmeseydi, itibarsızlaştırmak veya olayı değersiz hale, değersiz kılma çabaları olabilir. Herkesin istediği, herkesin gönlüne göre bir fakülte getirmeyebiliriz, getiremeyebiliriz. Ama Akyazı'da kesinlikle Orhan Bey Üniversitesi kurulduktan sonra kesinlikle bir fakülte kurulacak. Bunu defaten söyledik. Yok milletvekili niye söylemedi, yok efendim başbakan niye söylemedi, yok cumhurbaşkanı niye söylemedi gibi tabi mazeretler kamuoyunda dolaşıyor. Önemli değil, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Akyazı'yı Sakarya'da kırsalda en büyük ilçeyiz.
AK Parti iktidarı döneminde en güçlü desteği veren bir ilçeyiz. Bu konuda Akyazı'nın göz ardı edilmesine biz müsaade etmeyiz. Bu konuda sizin desteğiniz bizim de girişimlerimizde sonuca kesinlikle ulaşacağımızı düşünüyorum. Sıkıntı olmadığını söylüyorum ama öyle bir şey olsa dahi sivil toplum örgütlerimizle, işte kaymakamlarımızla, belediye başkanımızla bu konunun takipçisiyiz. Kesinlikle Akyazı'ya bir fakülte gelecek. Evet. Ne diyeyim? Seçim çalışmalarına biraz hız verme adına teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızı biraz daha aktif çalışmaya davet ediyorum. Biz her hafta işte şunu yaptık, bunu yaptık, şöyle yaptık, böyle yaptık demiyoruz. Onlar zaten rutin yapacağımız şeyler. Bu dönemde ekstra yapmamız gereken göreceğiz. Onun için bir teşekkür ediyorum. Yani bu yapıldı. Bizim yere gene yapılmadı. Bak madenlerde, madenlerde dediğin hepsi var. Bizim gölde bir şey yok. Ne yol yapıldı? Gelin bakın arabayla gelin. Şimdi Gökçeler camisine kadar yama yapıldı. Ama şöyle de bir algı oluşturmayalım arkadaşlar. Yani bir ulaşım ağı çok yoğun olan mahallelerimizde yapılmayan yerlerimiz var. Bugün bir Boztepe ile, bir taş yatakla, efendim bir taş burunun her tarafı yapıldı dememiz bizim mümkün değil. Yani her tarafını yapmaya kalksanız da yapamazsınız abi. Yani adamlarda 30-40 kilometre, 50 kilometre yol güzergahı var, yol ağı var. Bunların hepsini yapmamız mümkün değil. Ama şuradayız biz, köyün merkezine gidecek olan kişi doğru düzgün yoldan gidecek. Öncelik hedefimiz bu. Köyün merkezi nerede? Camidir, kahvedir, okuldur. Oraya kadar olan yolları her yıl yapmak zorundayız ve yapıyoruz. İmkanımız ölçüsünde de diğer bölgeleri yapıyoruz. Yapılanları bir de başkanım tabii anlatacak. 2017 yılında bu konuda da bir büyük bir çalışma yapılacak inşallah. Bu sorunları da AK Parti'ye gönül vermiş çok kıymetli büyüklerim, küçüklerim, değerli hanımefendiler, ilçe danışma toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. %60 bu çalışmalarımızı inşallah sandıklara da yansıtır. Referandumda bilmiyorum başkanım. Bir oran verdi mi başkanım? Hedefimizin ne olduğunu? Hedefimiz belli başkanım. 78'in üstü hedefimiz. Evet, inşallah hep beraber bu hedefe varacağız. Ama Gökçelerden pazartesi günü yanıma geliyorsun. Senin yanına adam vereceğim. Bozuk yollarını gidip bakacaksınız. Tamam. Bakacaksınız. İlk senin yoldan yapılacak. İnşallah. Tamam. İnşallah. Sağ olun. Pazartesi günü geliyorsun mutlaka. Tamam. Değerli AK Parti'nin yöntemlerimiz. Yüce Rabbimiz hamdolsun anlar olsun. Bugün burada böyle mutlu, huzurlu bir şekilde daha hafta hafta oturup toplantımızı yapıyoruz. Yüce Rabbimiz hamdolsun anlar olsun. Tabi Yüce Rabbimizin vesile kıldığı biz burada rahat oturmamız için, oturmamız için vesile kıldığı tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun. 15 Temmuz'u hiç unutmayacağız dedik, unutturmayacağız dedik. Çünkü 15 Temmuz, 15 Temmuz çok önemli bir gecedir, bir olaydır. Hani ilkokulda hatırlarız, böyle duvarda yazardı. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. 15 Temmuz'a kadar yakın çağ diyoruz. İlk çağ ne zaman başladı? Şöyle tarih bilgilerini bir koyayım da. Milattan önce 3500'lü yıllarda ilk yazının keşfedildiğinde başladı. Ama ondan sonra orta çağ, yeni çağ kim? Orta çağ kim kapattı? Yeni çağ kim açtı? 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri açtı. Yeni çağ ne zaman bitirdiler? 1789 Fransız İsrail'de demokrasi adına adı altında
yakın çağı başlattılar. Ama şimdi yakın çağda ne zaman bitti? 15 Temmuz gecesinde bitti. Bu çağda son çağ diyelim artık. Son çağ. Yakın çağın bitişi, son çağın başlangıcı kim anasını buldu? Dünya lideri, Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan anasını buldu. Allah ondan razı olsun diyoruz. Biz ecdadımız tarihte çağlar açıp çağlar kapatan bir geçmişimiz var. Elhamdülillah yakın çağda Avrupa'nın demokrasi adı altında başlattığı yakın çağda 15 yılını kapattık. Bundan sonra dünya demokrasi nasıl olur? İnşallah bunu çalışarak bir olarak, iri olarak, diri olarak, tek devlet, tek millet, tek bayrak olarak inşallah dünyaya tanıyacağız. Hem ülkemiz, hem ümmetimiz inşallah huzurlu, mutlu günlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ve sizlerin sayesinde kavuşacağımıza yürekle inanıyorum. Allah'a hamdolsun. Bizi bugünlere ulaştırdım, 15 Temmuz'da yaşattım ama 15 Temmuz'dan sonra da daha çok çalışmamız lazım. Eskiden 8 saat çalışıyorsak, bundan sonra 18 saat çalışacağız. Uyumayacağız. Devamı dik duracağız. Uyanık olacağız. Birlik beraberlik içinde olacağız. Küçük hesapları bırakacağız. Küçük düşünceleri de bırakacağız. Çünkü ülkenin ve ümmetin şu anda buna ihtiyacı var. Bütün dünyadaki Müslüman milletler ve mazlum milletler bizi bekliyor. Biz böyle bir ecdattan geldik. İnşallah bizi bu 789 kilometre kareye sıkıştırdılar ama biz 3 milyon kilometre kareden buraya düştük. Yine o geniş coğrafyamıza kavuşmak için bu insanlar bizi bekler ve dua ediyorlar. Bizim de 15 Temmuz'dan sonra buradaki insanlar olarak yapmamız gereken çok çalışmak, çok dua etmek ve çok Kur'an okumak. Doğuda insanlar postallarla savaşıyorlar, bakın. Geceleri gündüzde bile korktu. Çocukları uyutulabiliyor. Biz de burada kravatlarla mücadele ediyoruz. Bunun hakkını verelim. Eğer bugün bu kravatlarla, takım elbiseyle burada mücadeleyi gerektiği gibi yapamazsa yarın postalları giymek zorunda kalırız. Postalları hepimiz giydik tabii ki askerde ama şu anda Doğu'da, Suriye'de, Musul'da, Kerkük'te, Erbak'ta postalar giyenlerin, postal giyenlerin yaşadıklarının hiçbirisi yaşamadıydı. Şurada bir bomba var deseler, hepimiz korkudan kaçça deli kalırdık. Ama orada insanların tepelerinde her gece yüzlerce bomba patlıyor. Bu yüzden bizim burada çok çalışmamız lazım. Bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Nasıl olacak bu? Cumhurbaşkanımızın bütün konuşmalarını dinliyorum. Cumhurbaşkanımızın bütün konuşmalarını dinleyip takip edelim. Onun konuşmalarından kendinize düşen vazifeleri çıkartalım. Önce sabır ve metanetle dik durarak, küçük hesapları bir kenara bırakarak birbirine sarılmamız lazım. Mesela Cumhurbaşkanımız dedi ki, dolarları bozdurun. Eğer cebinde bir dolar olup da bozdurmayan bu millete, bu ülkeye, bu ümmete ihanet etmiş olur. Dolarları bozduracağız arkadaşlar. Euroları bozduracağız.
kendi paramızı kıymetli kendimiz kazandıracağız. Kendi paramızı kıymet vermiyoruz, gidiyoruz yardımın parasına kıymet veriyoruz. Dolar alıyoruz, euro alıyoruz. Niye? Niye? Kendi paramıza kıymet vermemiz lazımmıştır. Cumhurbaşkanı bunu dediyse bizim için bu talimatlık elimizde bunu yapacağız. Eğer bunu yapmazsak bu ülkeye, bu ümmete ihanet etmiş oluruz. En basitten bu çalışmalara başlayacağız. Biz Cumhurbaşkanımızın her dediğini mercek altına yatırıp inceleyip genişletiyoruz. Ve size de bunu böyle kolaylıkla açıklamaya çalışıyoruz. Kolaylaştırıyoruz işimizi. Mesela Akkızı Belediyesi'nde başladı geçenlerden. Bir kampanya başladı dolarla ilgili. Katılanlar için bir parmak kaldırsın istiyorum. Allah razı olsun. 100 kişide bir kişi, eyvah. Burada var, burada. Yok, kalabalık da gör ya. %2 oldu, genel. Arkadaşın %80'lerde olması lazım. Dolar yok. Dolar yok. Dolar yok. Dolar alıp tercih edersin genel arkadaşım. Biz hiç itibar etmedik dolar. Evet. Başkanım, başlık çekebilir misin? Kaldırabilir misin? Hiç dolar almadın dedim, sen biliyor musun? Aynı bizde aynı. Ama ne diyorum, bakın. Alıp bozdurup, Türk Cumhurbaşkanımızdan maddi manevi destek vermek için. Ondan sonra o baktığı bize getirin. Bozdurdum, destek vermiş oldunuz. Biz, sizin bozduğunuz her dolar için sizin adınıza milli irade olmanı kuruyoruz. Bu makbuzlarımızı getirenlerin adına bir ağaç dikeceğiz. Bu ağaca da bir künyemizi asacağız. İşte kim? Nahir Kahveci. 1961 doğumlu diye yazacak. Nahir'in torunları 50 sene sonra o benim dedemin ağacı var diyecekler burada. Gelip dua edecekler. Yani tabii bunu esprili olarak söylüyoruz ama Cumhurbaşkanımızın her talimatını yerine getirmemiz lazım, destek vermemiz lazım. Çünkü o bizden çok daha iyi düşünüyor, bizden çok daha bizim bilmemizin çok büyük olayları yaşıyor. Ve hiç de bulamıyor yani, bunu da bilirsin. Ancak böyle uçakta giderken boş o zamanlarda uyuyoruz. Evet. Yine Akkızı Belediyesi 15 Temmuz'u unutturmama adına 29 Aralık'ta Sosyal Gelişim Merkezi'nde saat 14'te bir sergimiz olacak. Hem Türkiye'deki, hem Sakarya'daki, hem Akkızı'daki o 15 Temmuz'da yaşanan olayları, işte orada çekilen resimler var, o resimleri böyle büyüterek hem sergi, aynı zamanda da yine orada salonda bir sinemizden gösterisi ve konuşmacı olarak da Profesör Doktor Ebubekir Sofoğlu'nu getireceğiz. Güzel bir ondan sonra bir ikramla kapanış olacak. 15 Temmuz'u dediği gibi yakın çağın kapanıp son çağın altın çağı. Son kastetim ben, kastettiğim şey olan, çok bir daha çok daha düşünenler vardır bu muhakkak. 15 Temmuz bu anlamda bir yıl dönümüdür. Bakın 15 Temmuz'dan sonra dünyanın dengesi değişmiş. Dünyanın dengesi değişti. Bizim de buna layık olmamız lazım. Mücerasın bizi buna nasip ettiği için. Bak bizden 5 sene, 10 sene önce öğrendiğinde Allah nasip etmedi. Allah'ın seviyor ki nasip etti, bunun da aklını vermemiz lazım. O yüzden Cumhurbaşkanımızın tüm konuşmalarını, herkesin cep telefonu vardır, indirin dinleyin. Dinleyin, aferin yerine geçirdim. Diri olalım, iri olalım, diri olalım. Bu ülkeyi, bu ümmete layık birer insan olalım. Ve bizim ailelerimiz de çocuklarımız da böyle yetiştirelim inşallah.
Bu durumda olan ilçe sanatçı toplantımız hayırlara resimle kızdım Can Abdül. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Dilek ve temenniler kısmına geçiyoruz. Sayın ilçe başkanım, sayın belediye başkanım, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, değerli temsilcileri, Akyazı Adalet Kalkınma Partisi ilçe danışma toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii öncelikle ülkemizin durumunu, önemini ve yaşadığımız ortamı değerli ilçe başkanım, belediye başkanım özellikle durdular. Tabii ki Beşiktaş'ta, Kayseri'de, Elbap'ta görevleri başında şehit olan polislerimize, askerlerimize Allah'tan rahmetine sabırlar niyaz ediyoruz. Tabii tüm ülkemize de başsağlığı diliyoruz. Yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. İnşallah bunun son örneğini gösterdik. 15 Temmuz'da kadını, erkeği, genci, yaşlısı, amiri, memuru hepimiz 79 milyon olarak tek vücut, tek bilek, tek yürek olduk. Önce vatan dedik, gerisi teferruat dedik. Aynı ruhla, aynı anlayışla, aynı bilinçle bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz. Tabii ki Beşiktaş'ta ve Kayseri'de hain terör saldırılarının yapmış olduğu hain saldırıyı da şahsım ve kurumum adına tekrar kınıyor ve lanetliyorum. Bu duygu, bu düşüncelerle tekrar ilçe danışma toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. Siz bebaldan kurtardınız. Bildirmediniz, bebal altındasınız. Biz de öğrendik, gereğini yapmadık, o zaman biz bebal altına kalırız. Fakirin hakkını hiç kimse yedirmez. Yedirmemeye çalışıyoruz. Bu konuda lütfen bize yardımcı olun. Yani geçen yıl özel adam görevlendirdi. Hem de yakınımı o bile suistimal etti. Yani kime güveneceğimizi şaşırdık. O yüzden lütfen herkes, her mahallede, her komşu bunu lütfen yerine getirsin. Ben kendi yaşadığım olayı anlattım. Anlattım bunu bilmiyorum. Zaman zaman anlattım. İlk şu anda oturduğum eve taşındığımda yanımda teyzem vardı. Rahmetli oldu şimdi. Bir baktım ilk gittiğim senesi kaymakamdan kömür gelmiş ona. Hiç ihtiyacı yok. Oğlu rahmetli oldu Avrupa'daydı. Her ay 100-200 euro para götürüyorlar. Teyze anne yarısı inancımızı bilirsiniz. Biz de her türlü yardımı yaparız. Kaymakamına gittim dedim ki bu adrese bir daha kömür vermiyorsunuz dedim. Ve kestiler. Neyse gel zaman git zaman teyzem olur. Teyze nasılsın iyi misin dedim. O çok aksi bir kadın da Allah rahmet eylesin. Yok dedi, kârının biri dedi, şiger dedi, ben de kaymakamın kârını vermedim dedi. Aynen abi. Yani, ne olursa olsun, komşuya yardımcı olacağım. Ama hak etmeyen bir insan da yardımcı, önce fakir ondan sonra bakacaksın. Bu yüzden bize yardımcı olmanızı istiyorum öncelikle. Teşekkür ederim. Sanayi yoluyla ilgili bir yol olacak. Bu 10 metrelik bir yolda Büyükşehir'e aittir. Ancak da Büyükşehir'de imkanını bildiğimiz için biz burayı istihdam çalışmalarına başladık. Meclisten kararı çıkarttık. Şimdi istihdam edilecek. Acele kalmasın. Bakanlığın onayını bekliyoruz. Ondan sonra çalışmalarını başlayalım. Evet, bana soruyor. Geldiğimiz her bölgeyi yerine fazlasında getirdik. Bunu bize çıkardık. Tabii ki daha 2,5